Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşçülerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsızlı kıtanlar ekranımız olsun. Amerika İslam münasibeti kengişi Xitayını ayıpladı. Amerika İslam münasibeti kengişi Xitayının cos şildip Uyghurlarının rozu tutuşunu çekiligenlikini ayıpladı. Amerika Havazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe, Amerika'daki en çoğun Müslüman Puhralar Hukuk Teşkilatı, Amerika İslam Münasibeti Kengişi, Xitay'nın casusluk hareketi bilen Uyghurlarının Ramazan'da rozu tutuşunu çekleş kılmışını ayıplıgan. Amerika İslam Münasibeti Kengişi'nin muavin icraiye emeldari Edward Ahmet Mitchell bu haqda ilan kılgan bayanatı da, Xitay'nın casusluk vasıtları bilen Ramazan'da Uyghurlarının dini faaliyetlerine buzgunculuk kılış kılmışının, halkara kanunda belgelengen en asaslıq insani izzet hürmet ve dini erkinlikke tecavüz kılgallık hesaplandığallıkını Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki İslam'a karşı uğruşunu ahırlaştırışı gerekliliğini bildirgen. Michel bayanat ilan kılıştın ilgiri Erkin Asya Radyosu haberde Xitay rejiminin casuslarını işildip Uyghurlarının Ramazan'da rozu tutkan tutmağallıkını nazarat kılgallıkı haber kılıngan. Bildirilişçe Xitay iş kısalgan casuslar adetki şehir puhraları, sakçı ve etraptaki komitet azalarından teşkillengen. Xitay'nın Washington'daki baş elçihanesinin bayanatçısı Liu Pengyu bu haqda Xitay her daim dini itikad erkinlik siyasetini yol koyup normal dini faaliyetlerini kanun büyücü qoğdap geldi deb bildirilgan. Ukrayna Xiaomi şirketini xalqara urushni qo'llovchilar tizimligiga kirgizdi. Ukrayna Xitay Pantexnik şirketi Xiaomi'ni xalqara urushni qo'llovchilar tizimligiga kirgizgan bo'lib, Xiaomi bu qarorga norozilik bildirdi. Amerika Havazı'nın bu haqtaki haberde bildirilmişçe, Ukrayna devletlik çirikliğinin aldığını eliş organı 13. April, Xitay Pantexniki şirketi Xiaomi'ni xalqara urushni qo'llovchilar tizimligiga kirgizgan bo'lib, bunun sebebi şirketinin Rusya Ukrayna'ga tajovuz qilishga boshlagandan buyon Rusya'da ticaret qilishni davomlashtirganligi ekan. Xiaomi bu haqda bayonot e'lon qilib norozilik bildirgan. Ukrayna Axborot Agentligi Kiyev Mustaqillik gazetasining xabar qilishicha, ruslar Ukrainaning tinch shaharlarini bombardimon qilayotganda, Xiaomi 2022 yil 3-chi faslda Rossiya Federatsiyasiga yetkazilgan mol miqdorini oldingi faslga solishtirganda ko'paytgan bo'lib, oldingi yilga qaraganda 39% oshgan. Ukraina bayonotida yana Xiaomi terrorlik davlatining harbiy tajovuzchilik harakatini mablag' bilan ta'minladi. Xitay bu harakatining qonuniy oqibatini cho'qim ustiga elishi kerak deb ta'kidlagan. E'lon qilingan uchurg'a qaraganda Ukraina davlatlik cheriklikning oldini elish mulozimati 21 shirkatni xalqaroliq urushni mablag' bilan ta'minlaguchi deb bekitgan. Xiaomi juma kuni Ukrainaning Weibo'ga qaratgan e'loniga qarashtirilganligini bildirib, dunyodagi har bir iste'molchining aloqa qurollari va tor uchurlariga erish huquqi bo'lishi kerakligiga qat'iy ishindiganligini da'vo qilgan. Amerika Xitayning harbiy manevridan keyin Tayvan bo'g'iziga urush paroxoti avatdi. Amerika dengiz armiyasi urush paroxoti USS Milius oldingi hafta Xitay armiyasining Tayvanni ko'radigan harbiy manevridan keyin Tayvan bo'g'izidan o'tgan edi. Amerika dengiz armiyasi bu urush paroxotining Tayvan bo'g'izidan o'tishini doimlik vazifa deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo xalqaroliq taratqular bu qadamni Xitoyga qarshi biz Tayvan bilan bir safda deb uchirib berganlik deb izohlamoqda. Amerika dengiz armiyasining yozim bayonotida Arli Burg sinfining 7-chi flotining boshqarilgan bomba qo'g'ilg'ichi paroxoti USS Milliusning xalqaro qonunga uyg'un holda ochiq dengizda harakat qilganligini va havo sohasi hammaga ochiq bo'lgan Tayvan bo'g'izidan o'tganligi bildirilgan. Xitay armiyasining sharqiy qanotidan ijtimoiy taratqularda e'lon qilingan bayonotda Xitayning Amerika urush paroxotining Tayvan bo'g'izidan o'tishini ko'zlaydiganligi va nazorat qiladiganligi bayon qilingan. Tayvanni öz zeminin bir kısmı deb qaraydigan Xitay aldıngı düşenbe günü bu rayonda 3 günlük uruş manevrini tamamlagan idi. Xitay bu manevrini Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen'nin Uttur Amerika devletleri Gvatemala ve Belize'ni ziyaret kılıştın ilgiri ve keyin ötkünce katnaşını asas kılıp Amerika'nın resmi ziyaret kılgallıqı üçün ötküzgen idi. Beijing atalmış bir Xitay prinsipini ta'kidlab Tayvanning dünyadaki devletler bilen müstakil diplomatik münasibet o'rnatishiga onun Birleşken Devletler Teşkilatı ve başka halkaralık teşkilatlarına vekillik kılışıgı karıştırıp gelmekte. Hem de onu itiraf kılgan devletlerinin Tayvan bilen diplomatik münasibetini üzüşü gerekliğini talep kılıp gelmekte. Putin, Xitay Devlet Müdafiye Ministeri bilen görüştü.
Rusya Prezidenti Vladimir Putin Moskva'da Xitay Devlet Müdafiye Ministeri Li Shangfu bilan ko'rishdi. Ko'rishga Rusya Devlet Müdafiye Ministeri Sergey Shoygu qatnashdi. Doğan Haber agentliqining bugünkü xabarida bildirilishicha Kremlin sarayining bayonotida ko'rishdi Xitay Devlet Müdafiye Ministeri Li Shangfu bilan Rusya Prezidenti Putinning harbiy texnika hamkorligini muzokara qilganligi o'tirg'i qo'yilgan. Putin yig'in jarayonida bayonot e'lon qilib, davlatimizning munosabati iqtisod, ijtimoiy, madaniyat va ma'rif sohalarini o'z ichiga olgan barliq sohalarda nihoyatda yaxshi taraqqiyotni ko'rsatdi. Qandaqli bo'lmasin, biz yana harbiy qismlarimiz orqaliqmi aktivlik bilan ishlayapmiz. Biz uchun doim foydali uchurlarni o'rtoqlashimiz, harbiy texnika hamkorligi sohasida hamkorlashimiz va birlashma manevr elib boramiz degan. Shangfu Putin'den keyin söz qilib, harbiy hamkorlikning xalqaro va rayon bexatarligiga to'g'ri qo'shilganligini, yaqindan buyon Rossiya bilan Xitoyning harbiy va harbiy texnika sohasidagi hamkorligi nihoyatda yaxshi taraqqiy qilganligini, buning yer shari va rayon bexatarligiga zo'r to'g'ri qo'shilganligini, Xitoy qurolli qismlari bilan Rossiya qismlari o'rtasida 70 necha yildan buyon davomlashib, kundan-kunga kuchayotgan munosabat borligini bildirib, buningda ochiqchilik rol o'ynayotganlarning ikki davlat rahbarlari ekanligini bildirgan. Amerika, Koreya, Yaponiya birleşme maneviri başlandı. Koreya yarım aralının vaziyeti ciddileşiyotgan bir paytda Amerika, Koreya ve Yaponiya Sharqi dengizde birleşme maneviri başladı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilishicha Şimali Koreya'nın arka-arkadan başkurulduğun bombasını akılışı Koreya yarım aralı ve onun etrafındaki bihatarlık endişelerini küçeytiyotgan bir paytda Janubiy Koreya, Amerika ve Yaponiya Sharqi dengizdeki xalqaralıq dengizde evvelikide başkurulduğun bombadan müdafiyelenish maneverini başladı. Janubiy Koreya armiyasi Aegis boshqarilgan bombadan mudofiyalanish sistemasiga ega harbiy paroxotlar o'rin olgan manevrga Janubiy Koreyaning Rokis, Yolgok, Y-1, Amerikaning USS Benfold va Yaponiyaning suvosti mudofiya armiyasining GSA Tago paroxotlarining qatnashganligini e'lon qildi. Bayonotda bu qatimqi manevrining Shimoliy Koreyaning yadro qurol va boshqarilgan bomba tahdidiga qarshi uch taraf bexatarlik hamkorligini taraqqiy qildirish uchun elib berilganligi qayd qilindi. Shimoliy Koreya o'tgan hafta qattiq moddiy yiqilg'i qilingan qit'alararo boshqarilgan bombasini qilinganligini e'lon qilgan edi. Kim Jong Un 18-inchi Xaosing boshqarilgan bombasining davlatning strategik kuchini kuchaytirganligini va yadro quroliga qarshi hujum iqtidorini oshirganligini bildirgan edi. Shimoliy Koreya davlat taratquliri mazkur boshqarilgan bombani hozirgacha taraqqiy qildirilgan eng kuchli boshqarilgan bomba ekanligini xabar qilgan edi. Xitoy Rossiyaga qurol sotmaslikka va'da berdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Chen Gang Rossiya-Ukraina urushida Xitoyning ehtiyotchan va mas'uliyatchan pozitsiya tutib kelganligini bildirib, to'qinishayotgan taraflarning hech biriga qurol sotmaslikka va'da berdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilishicha, Chen Gang Xitoyda ziyoratda bo'layotgan Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock bilan Tianjinda ko'rishgandan keyin chaqirgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning to'qinishni tinch yo'l bilan hal qilishni qo'llaydiganligini ta'kidladi. Chen Gang Xitoyning qurol-yarog' va o'q-dori eksportiga qarata ehtiyotchan va mas'uliyatchan pozitsiyada ekanligini bildirib, Xitoy to'qinishning hech qaysi tarafini qurol bilan ta'minlamaydi. Shundaqli qonun nizomlar bo'yicha qo'sh funksiyalik mahsulotlarning eksportini kontrol qiladi dedi. Ukraina krizisida har qaysi taraflarning o'zini tutib olib harakat qilishi va jiddiylikni kuchaytirgan qadamlardan saqlanib, tinchlik muzokaralariga rag'batlantirishi kerakligini ta'kidlagan Chen Gang, agar bir tarafning bexatarlik manfaati ko'zi tutilmagan taqdirda krizis va to'qinishlar muqarrar bo'ladi dedi. Chen Gangning so'zlari Xitoy rejimining Rossiyaga qurol yetib berishga munosabatlik eng ochiq bayonoti deb qaralmoqda. Germaniya ministri Baerbock Xitoyning BDT bexatarlik kengashining doimiy a'zosi bo'lish sifati bilan to'qinishni oxirlashtirish masalasida alohida mas'uliyati borligini eskertib, Xitoyning hal qilish chorasini ta'kidlashi yaxshi ish, lekin Xitoyning nimishqa hozirga qadar tajovuzchi Rossiyaga urushni oxirlashtirish chaqirig'ida bo'lmaganligiga qiziqaman deb kinoya qildi. Baerbock urushni oxirlashtirish uchun Xitoyning Rossiyaga bo'lgan ta'sirini ishqi silishi kerakligini talab qilib, Xitoydan Saudi Arabiston bilan Iranning tinch yarashishida rol o'ynaganiga o'xshash, Rossiyaning mutajavuzchiligini to'xtatishiga va to'qinishni tinch yo'l bilan hal qilishga qoyil qilishini umid qilamiz, dedi. Shixanzida g'alita ahvol yuz berdi. Sharq Turkistonning Shixanzi shahrida tuyuqsiz g'alita qora hasharot paydo bo'lgan.
16 aprel Facebook'ta hem beherlenen sindin malum buluşa, Şarkı Türkistan'ın Şihanzi şehirde galide ehval yüz bergen. Koçu ve yollarını bir hal karı haşarat baskan bulup, mığıldap yürüyüşü vatkan haşaratlar kişilerini kattık bir aram kılgan. Bu galide ehval 16 aprel tuyuksuz payda bulgan bulup, kişiler bu galide ehvaldan hayran kılışkan. Bu galide haşarat yerde mığıldap yürgenden başka havadımı uçuşup yürgen. Amerika'nın Minnesota ştatida 5 vaqt namazda ezan eytişqi ruxsat qilindi. Amerika'nın Minnesota ştatinin Minneapolis şehirde yil boyu kündü 5 qetim yuqori avazlıq yangratqu arqaliq ochiq aşkari halda ezan eytişqi ruxsat qilindi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Minneapolis şehirlik parlamenti birdek avaz bilen karar makullap, devlet tarihide tunji qetim çoğun bir şehirde kündü 5 qetim ezan eytilişiqi ruxsat qildi. Minneapolis şehirlik hükümet meclisi Ramazan ayında ötküzülgen avaz koyuş neticesinde çıkarılan bu kararı arkalık bulup mu Bamdat ve Hüpten namazlarda uçuk aşkarı halde ezan eğitişinin aldıdaki tosalığı bulgan şehirnin şavukunlu kontrol kılış belgelemesine alakadar çekleş maddelerini özgertti. Avaz birişini közetken Minneapolis şehirlik Nur cemaatinin imamı Muhammed Dukulfi Minneapolis hazır barlıq dillarının şehirge aylandı dedi. Minnesota Ştatlıq Amerika İslam Münasibetleri Kengişinin reisi Ceylani Hüseyin mundaq dedi. 5 vaqt ezan eytişqi ruxsat qilinishi dini erkinlik üstüge qurulgan bir milletning dünyaga bergen va'dasini amalga oshirganligi hisoblandi. O'tgan yili shaharlik hukumat majlisi uchuq ashkari holda ezan eytishqi ruxsat bergan bo'lsa-mu, lekin shovqinni kontrol qilish belgilamasiga aloqador cheklovlar sababidan Bamdat va Xubdan namozlarida ezan eytish bu ruxsatning sirtida qolgan edi. İgilinişçe tahminen 20 milyon nüfusu var Minneapolis şehirlik parlamentinin 13 azasının 3'ü musulman iken. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.